Herkese iyi geceler diliyoruz. Son derece önemli bir mücadele. Bayern Münih, Paris Saint Germain az önce sonuçlandı. Maçı enine boyuna Sokrates stüdyoda, Adidas ve yemek sepeti işbirliğiyle hazırladığımız Avrupa Lokalinde konuşacağız. Emre Özcan şu an henüz kendisi yok çünkü maçın yorumcusuydu. Şu anda yolda ilerleyen dakikalarda yoldan da bağlantı yapacağız kendisiyle <laughs> ve e, gelişiyle alakalı kareler de ekrana yansıyacak. Ben Erman Yaşar sevgili Orkun Çolakoğlu ile birlikteyim şu anda Orkuncum hoş geldin. Hoş bulduk sen de hoş geldin ee, Mücadeleyi konuşacağız muhtemelen bir 15-20 dakikaya Emre de aramızda yerini alacak ee, biraz daha fare doğurdu tadında bir mücadele oldu. Ee, maçı konuşacağız ufak ufak notlarla gireceğiz ama öncesinde öncesinde Adidas'la alakalı bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Çünkü Adidas İstanbul'da uzun zamandır beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi finali için özel olarak tasarladığı resmi maç topu UCL Pro Bowl'u tanıttı. 2004-2005 Şampiyonlar Ligi final topunun renklerinden ilhamla hayat bulan resmi maç topu İstanbul'un eşsiz konumunu kutlayan göz alıcı bir tasarıma sahip. İkonik beyaz yıldızların her biri Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan köprüleri simgelerken yıldızların dışındaki mavi ve turuncu çizgiler her iki kıtayı temsil ediyor. UCL, Pro Bowl, İstanbul'a Adidas mağazalarının yanı sıra Adidas'ın internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Evet Şampiyonlar Ligi finali bu sene şehrimizde olacak ve Şampiyonlar Ligi finalinin topunu e, bir kez daha tanımış olduk. Orkun'a dönüyorum. Orkun ilk maç Paris Saint Germain skor dezavantajıyla geldi deplasmana. Kendi evinde 1-0 kaybetmiş olan bir takım. Tabi şöyle bir durum söz konusu. Özellikle işte 2-3 senedir deplasman golünün ortadan kalkmasıyla beraber Messi, Mbappe gibi silahlara sahip bir takımın 1-0'lık bir skorun altından deplasman golü de yokken kalkabilmesi inanılmaz zor bir durum değil. Her ne kadar rakip Bayern Münih de olsa. Ama ben maçı genel hatlarıyla nasıl bulduğunu sana soracakken şunu da soracağım biraz. Ee, Paris Saint Germain sanki yani maçın büyük bölümünde golü yemeden önceki golü epey geç yediler zaten. Sanki gole ihtiyacı olan taraf değilmiş gibi oynadı. Ve Ferratti'nin yaratıcılığı haricinde ya yani Messi ile Mbappe'nin çok edilgen ya da işte çok etkisiz kaldığı bir maç gördük ama hı hı. bu doğrudan Messi ve Mbappe'den mi kaynaklandı? Yoksa Paris Saint Germain orta sahası e, Goretzka ve Kimi'ye e, pek diş geçiremedi mi? Böyle atayım pas. E, Ya Hepsini bir arada tutmak gerekiyor belki. Evet Messi'nin, evet Mbappe'nin söylediğin gibi Paris Saint Germain'e gol gerekiyorken e, takımın ana yıldızları, ana yaratıcı oyuncuları olarak biraz daha aktif olmasını, biraz daha varlıkların hissettirmesini beklersin. Ama Paris Saint Germain orta sahası da iyi bir sınav vermedi. Yani e, özellikle maçın ikinci yarısında. Bence ilk 45 dakika Paris Saint Germain açısından fena bir 45 dakika olmadı. Çünkü, e, çok özür dilerim, e, biraz e, yani geneli e, ilk maça e, şey kıyaslarsan Topla oynama oranları daha yüksekti, o kadar ezilmediler, daha önde pres yaptılar. Çok pozisyon vermediler açıkçası. Pozisyon vermediler. Ama pozisyon da bulamadılar. Somer'in büyük hatasını. Ama saymadı. şey vardı bak, iki tane e, en azından galiba orta alanda kazandıkları toplardı ikisi de. Şimdi ilk pozisyonu biraz e, karıştırıyorum. İkisi de orta alanda kazandıkları toplardı. E, savunma arkasında sızmayı başardılar. Yani ilk 45 dakika Paris Saint Germain zaten domine etmedi. Öyle bir şey beklemiyorsun Münih'te Ama e, kesinlikle daha dengeli ve oyunu tutan bir yapıları vardı. E, aynı şeyi sürdürebilseler belki skor dengeye gitmişlerdi iki maçın e, toplamında. Ama ikinci yarı tam bir felaket. Yani ikinci yarı Bayern ilk maçta olduğu gibi oyunu aldı, topu aldı. Paris Saint Germain'den herhangi bir reaksiyon görmedik. Ee, orta alanda tamamen kayboldular. Ee, Bayern Üzerlerine gelmeye başladı. İşte zaman zaman çıkarmadı. Zaten Bayern'in attığı golde Paris Saint Germain e, geriden çıkmaya çalışırken Verat diye yapılan bir baskı, oradan kazanılan top ve onun getirdiği bir gol. Ee, hiçbir reaksiyon göremedik. Messi ile Mbappe evet oyunun içerisinde kayboldular. O da bir hayal kırıklığı, elbette bir hayal kırıklığı. Ve yani maçın sonunda Zaire Emery'nin biraz ortalığı karıştırması haricinde ben Paris Saint Germain'in bir baş kaldırabildiğini, ikinci 45 dakika için konuşuyorum özellikle, hı hı. bir baş kaldırabildiğini, bir şey yapabildiğini görmedim. Kesinlikle ee, katılıyorum. Yani 76'da Fabian Ruiz'in yerine oyuna girdi. Evet. Hatta girerken de dedim ki zaten bir iki senedir adı çok anılan bir oyuncu. Bu çocuk... E, ileride bayağı uçacak diye. Yani 20 ya dakika çok yetenekli ama bunu yani Zaire Emery'e mi kaldı Paris Saint-Germain bu gözüktü. maçtaki tek maç <laughs> Öyle gözüktü açıkçası. Bu arada Orkun işte o fotoğraf Emre Özcan yolda. Emre Özcan e, yoğun bir mücadeleden çıktı. E, maçın anlatımındaydı. Ya inanmayan e, varsa arkadaki Evet. İşte arkadaki çanaklar, antenler de <laughs> şu anda eksenin Anlatım bölgesi Ertem Şener'le birlikte maçın anlatımındaydı. Emre Özcan şu anda yüzü de gülüyor. Maçtan çıktı. Birazdan değerli yorumlarıyla burada olacak. Bu arada hemen de kontrol ediyorum. Evet 90 artı 6 oynanıyor. Tottenham Milan. Biz bu akşam pek konuşmayacağız Tottenham Milan maçını. Çünkü seyretmedik açıkçası. Bayağı Münih Paris Saint Germain'i izledik. Ama Milan'da çok kısa bir süre daha dayanabilirse adını... Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırmak üzere diyeyim. Ve e, Tottenham'ın 10 kişi vardı. Evet Tottenham 10 kişi. E, ona rağmen son dakikalarda baskısı vardı biz en azından yayına giderken. Ama e, eğer gol bulamazlarsa e, Tottenham elenecek. E, tekrardan mücadeleye dönelim. E, mücadeleye dönerken şöyle bir e, Pasatayım. senle beraber biz e, Yemek sepeti haftanın servisini Leon Goreska seçtik hı hı. Maçın da en iyilerinden biriydi Bir yemek sepeti haftanın servisine giderim Sonrasında Goretzka'yı konuşalım Evet e, Joshua Kimi ve Leon Goretzka e, Bayern Münih'te orta sahayı e, Sırtlayan isimlerdi Biraz önlerinde Müller kenarlarda Musial'a koman ama özellikle Goretzka'nın e, gerçekten ikinci yarıda hele, e, senin söylediğin Paris saint germain epey kayboldu dediğin noktada çok etkileyici bir performansı vardı. Zaten çok istikrarlı ve çok iyi bir oyuncu ve kimiyle çok güçlü bir orta saha partnerlikleri var ama Goretzka'nın hem golde baskıyı yapması, sonrasında kendi de vurabilecek pozisyonu vardı ama hiç şahsi davranmadan boş kaleye atsın diye Chopin Motting'e yaptığı servis Hı -hı. genel olarak e, Fabian Ruiz'i, Vitinha'yı, Verratti'yi yani bu üçlüyü Kimih ve Goretzka iki kişi aldılar amiyane tabirle. Aynen öyle oldu. Yani şimdi maçın dediğim gibi ilk yarı Paris Saint Germain için biraz daha iyi geçti. Biraz daha topla oynadıkları, daha pozitif gözüktükleri e, ee, belli ölçüde de olsa tehdit yarattıkları bir ilk 45'ti. Ee, orada işte yani çok İyi iyi futbol oynanmadı belki. Biraz iki taraf adına da sıkışan bir durum söz konusuydu. Mücadele biraz ön plana çıktı. Tak, rakibi ne kadar bozabildiği iki tarafında ön plana çıktı. Ve Goretzka herhalde en fazla bozan oyuncuydu. Hı hı. Yani zaman zaman o bozuculuğu faul şey, e, kart sınırlarına geldi mi? Evet, bunu söyleyebiliriz. E, mesela ilk yarının ortalarında sanıyorum Messi'ye yaptığı bir faulden evet. sonra e, çok şiddetli kart beklentisi hı hı. oldu Paris Saint-Germain'li oyuncuların. Ama Messi'yi sürekli takip etmesi, kendi alanında diğer oyunculara baskı yapması ilk yarıda da Bayern'in en önemli direncini oluşturdu. Çünkü hatırla ilk yarıda Paris Saint Germain'de pozisyon bulamıyorken Messi'nin giderek daha orta alana geldiğini, derine yaklaştığını ve topun oradan çıkarılması için bölge değiştirdiğini gördük. Ama sürekli baskıladılar. Baskılamadıklarında zaten Messi'nin attığı tek toplar zaman zaman tehlike yaratabilecek gibi oldu. Fakat genel anlamıyla sıkıştırmayı başardı Bayern. Ee, ve Goretzka oradaki en büyük, en force edici oyuncuydu. Zaten e, servis seçmemizin sebebi biraz da onu ikinci yarıda da gösterdiği bir pozisyonda Bayern'in golünün gelmesi. Yani belki topu orada kazanan, e, hani top çalma gibi hamleyi yapan Thomas Müller oldu ama Goretzka'nın verat diye e, vücut teması veratinin dengesini bozdu. Mesela e, faul diyenler var. Yani o yorumada şey yapabiliriz. En azına hayır hiç yok diyemezsin. Biraz ortada olduğunu düşünebilirsin. Bence değil. Bence, bence hafif. Bence. De. E, anlıyorum o temasın Veratti'nin dengesini bozduğunu düşünüyorlar. Ama faul olarak kabul edilmediği noktada da o e, rahatsız ediciliği ortaya koyan yine Goretzka. O, ön presi başlatan yine Goretzka. Sonra Müller topun alınmasını sağlıyor. Goretzka'ya yine geliyor. Goretzka asisti yapıyor. O anlamda da e, servis se şeyine seçmemiz bence Goretzka'yı gayet normal. Yani başka başarılı oyuncular da vardı. İşte Alfonso Davis bilhassa maçın ikinci yarısında sivrildi diyebiliriz. E, zaman zaman Musiala'nın öne çıktığını söyleyebiliriz. Ama bence oyunun genelinde bu tip bir futbolda e, Goretzka biraz daha diğerlerinden öne çıktı. Şimdi öncelikle Emre geldi. Ee, yemek sepeti bölümümüzü kapatalım. Yemek sepeti haftanın servisi Leon Goretzka. Emre niye orada abi? <laughs> evet yemek sepeti bölümünü kapattıktan sonra efsanevi isim Emre Özcan gelecek. Evet efsanevi isim Emre Özcan şu dakikalarda evet stüdyoya giriş yaptı. Üstünde pembe Juventus Adidas eşofman <laughs> türlü türlü hareketleri bu ee, Aman 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 hocam Aman hocam ee, Aman hocam Evet Emre hoca'nın girişi şu dakikalarda yaşandı ben bu arada orkuna sorayım Emre daha e, giyiniyor çok konuşulan şeylerden biriydi Neymar e, işte hatta Emre de maçta söyledi. E, Galtiye maçtan önce onsuz daha dengeli bir takım olabiliyoruz ama Neymar'ın yeteneği e, bizim hücum gücümüzden de eksiltecek kesinlikle diye. Arandı mı? Tabii şimdi böyle bir maçtan sonra arandı mı diye sorunca arandı diyeceksin o ayrı konuda. Yani aranmadı diyemezsin çünkü hiçbir şey öğretemeyen bir Paris Saint-Germain var. Abi, öyle ama ya yani şimdi evet dediğin gibi böyle bir maçtan sonra e, ikinci yarı hiçbir şeyi neredeyse ortaya koymamışsın. işte artık yani Paris Saint Germain'le biraz e, baş kaldıran oyuncu olarak Zaire Emery'i sayabiliyoruz. Evet arandı diyebilirsin. Ama bir de işin öbür tarafı var abi. Bu bu senenin sezonun ötesine geçelim. Yani kaldı ki ilk maçta da Neymar vardı. Bu sezonun ötesine geçelim. Geçen sene de son alt, 16'da gitti bu takım. Arada final var. Ee, 2019-2020'de final var Final istiyorsan... var ki bak orada hakkını verelim biz de programlara Neymar Hoca. o yani şampiyonluğun kahramanı olacaktı. Ee, pandemi senesi. Evet. evet. Ama geneline bak abi Paris Saint-Germain'de Neymar Neymar öncesi yani son senelere bak çok büyük bir başarısızlık var. Şimdi burada Neymar arandı. İlk maçta Mbappé arandı oyuna girene kadar. O arandı bu arandı 50 tane isim üzerinden konuşabiliriz ama başka bir problem daha bütüne dair bir problemden bence bahsetmek gerekiyor. O yüzden yani ee, Neymar arandı diye Paris Saint Germain'in şu silikliğinin ya da genel iki maçta bir tane gol atamamış olmasının bu tablonun büyük başarısızlığının açıklamasını bence yapamayız. Emre Öncelik'le hoş geldin. Hoş bulduk. Ee... <laughs> Allah Allah ne oldu Olur bunlar. <laughs> Allah olur. Allah ne olur? Daha yeni yayından çıktın, evet. ee, henüz o yayının yorgunluğunu atamadan e, tekrar bir de buraya geldin. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Ee, Orkun'un söylediği notu ben şurada bir vereyim. Ondan sonra Emre'ye maçla alakalı bir şeyler soracağım ama. Paris Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ndeki son 11 sezonu. Zaten 2012'den 2016-17 sezonuna kadar 4 sene üst üste çeyrek finalde eleniyorlar. Barcelona, Chelsea, Barcelona ve Manchester City'ye. 2016-2017'de son 16'da Barcelona'ya unutulmaz elenmeleri var. 4-0, 6-1. 2017-18'de Real Madrid'e, 2018-2019'da United'a yine son 16'larda eleniyor. Yani çeyrek final ve son 16'yı 2019-2020 senesine kadar geçemiyorlar zaten. İşte Thomas Tuchel'in pandemi dönemi finali Bayern Münih'e kaybettikleri e, 2020-2021 yarı final Manchester City'ye eğleniyorlar. Geçen sene Real Madrid'e eğlendiler. Son 16 turunda ve bu sene de yine son 16 turunda. Yani ortada çok büyük bir e, harcama. E, dünya futbolunun önemli yıldızlarından birçoğu ki özellikle son dönemde işte Messi'nin gelmesiyle beraber Messi, Mbappe, Neymar ama ee, 2019-20'de Thomas Tuchel'in oynattığı final haricinde çok tatmin edici bir başarı yok. Ee, sen Orkun'a bunu sormuştum. Ee, senin yorumlarını tabii maçta da zaman zaman dinledik ama sana da aynı soruyla başlayayım. Ee, yani Messi ve Mbappé'nin etkisiz olduğu bir maç oldu bu. Evet. Bunun temel yani nedenlerinden biri de Paris Saint-Germain orta sahasının hiçbir şey üretememesi oldu. Yani Verratti hmm. zaten orada biraz bir şeyler üretmeye teşne bir oyuncu. Onu da sınırlamayı başardı Goretzka, Kimi. Ee, ama Messi ve Mbappe'nin de kendilerinin bir şeyler doğaçlayabildiği bir maçta olmadı. Evet. Ve iyi bir maçta olmadı aslında. Ee, bunlar sence Nagelsmann'ın planı doğrultusunda mı gelişti? Kesin. Hı. Kesin olarak öyle düşünüyorum. Yani bu maçı kötüleştiren şey aslında biraz Nülan Nagelsmann. Ama kendi açısından çok doğru yaptı bana kalırsa. Tamam. Ee, yani 90 dakika boyunca çok iyi kontrol ettiler oyunu. Ee, yani ben gerçekten şöyle düşünüyorum maçı. Maç e, çok doğru bir planla oynandı. E, mükemmel bir ana plan ama bazen mükemmel ana plan sahada iyi sonuç vermez. Çok yani Nagelsmann'ın çok doğru planını sahada çok iyi icra eden bir Bayern Münih vardı bugün. E, çok temkinlilerdi. ilk yarıda hiç oyunu domine etmeye çalışmadılar. E, ve bu da çok doğruydu bana kadarısa. Çünkü ben her zaman söylüyorum eğer Mbappe yani bu Saint-Germain'le alakalı bir şey değil. Mbappe'nin olduğu herhangi bir takım topa sahip olduğu yani set oyunu oynadığı denklemden ziyade top rakipteyken çok daha tehlikeli bir yapı haline geliyor. Çünkü Mbappe dünyanın geniş alanları en iyi kullanan, açık ara belki en iyi kullanan oyuncusu. Dolayısıyla Mbappe'nin olduğu takım top rakipteyken çok daha tehlikeli. Öyleyse eğer durum buysa topu çok fazla sahip olmamamız lazım. Bu maçta hiç iç sahada oynamasına rağmen topa talip olmayan bir Bayern Münih gördük. Bu da tabii ki Mbappe'nin işini çok zorlaştırdı. Ama sadece bu değil. Yani bu genel planda, makro planda, mikro planda da ben ilk yarıda da bunu söyledim. Ben Stanisic'le çok fazla eşleşmeye çalışan, kendisini sola atan ve Stanisic'in arkasını Stani oynamaya çalışan Mbappe. bir Mbappe bekliyordum. Bunu hiç yapamadılar. Bunu yapamalarındaki en büyük faktör evet geçiş yapamadılar Mbappe'ye. Dolayısıyla Bayern Münih orta sahada çok iyi reaksiyon gösterdi ama aynı zamanda Upamecano da Stanisic'i çok iyi korudu. Ee, çok iyi kontrol etmesine yardım etti Mbappé'yi ki bence mükemmel bir maç çıkardı. O bir iki pozisyonda mekanlı. kademesine girip Stanisic'den önce yani. Mbappé'yi taça falan attı. O Aynen öyle. Po. Harika bir maç çıkardı. Zaten Mbappé'nin o inanılmaz atletizmine dünyada en iyi cevap verebilecek e, Asya'daki sopelerden biri. E, gücüyle, fizik gücüyle. Tanıyor tizliyle. da milli takımdan. E, tabii ki. E, o da çok büyük faktördür. Yani mikro planlar da son derece iyi işledi. E, bunun ortaya çıkmasında da yine bir faktör daha var bence. Yani Sahaya çıkan Paris Saint-Germain 11'ine bakıyorsunuz. Bayern Münih 11'ine bakıyorsunuz. Her pozisyonda neredeyse üstün e, Bayern'in oyuncular. Ön tarafa bak Mbappe dünyanın en atlet oyuncularından biri ama onun karşısında Upameca mı var? Eksik değil yani orada. Ya da de çok atlet bir oyuncu ama karşısında yine çok atlet bir Kingsley Coman var. Yani Paris Saint-Germain çok atlet, hızlı, çabuk olduğu yerlerde Bayern Münih benzer oyuncularla karşılık verirken yani Vitinha, Verratti, Ruiz. Çok teknik oyuncular ama bir fizik kalite, bir güç, bir tempo, bir dayanıklılık, bir kuvvet yok orada. E, onun karşısında kimi koyuyor e, Bayern Münih? Goretzka'yı koyuyor, Müller'i koyuyor, Musiala büyük atlet. Maxim Çupamoting 34 yaşında olmasına rağmen oyunu hep fizik kalite ve atletizm üzerinden gelişmiş e, bir oyuncu. Her bölgede de Bayern'in e, fiziksel üstünlüğü ortaya çıkınca doğru makro plan, doğru mikro planlar. E, bir de fizik kalite eklenince, fizik üstünlük eklenince doğru daha güçlü yedi kulübe. Yani bir şey kalmıyor geriye. Şöyle bir şanssızlığı da oldu Paris Saint-Germain'in. İlginçtir. <laughs> Marquinhos sakatlandı. Takımın hmm. hem kaptanı hem lideri. Yani şimdi Sergio Ramos var o savunmada. Hmm. İki oyuncuyu ayrı tutarsak futbol kariyerleri bakımından Sergio Ramos'un Marquinhos'tan insanların %95'i daha büyük stoper ve daha büyük hmm. lider görebilir. Ama Paris Saint-Germain için öyle değil. Paris Saint Germain'in yıllardır kaptanı, lideri ve yani Paris Saint Germain için özgür ağırlığı daha önemli bir oyuncu Marquinhos. E, ee, o sakatlandı. İşin ilginci yerine giren Mukiele de devam edemedi. Ve ikinci yarının başında çıkıp oraya 16, 17 yaşında çaylak bir stoper girdi. Ee, bu da muhtemelen yani Marquinhos bir kere inanılmaz yani Vitinha ve Fabian Ruiz'den daha iyi ayak kalitesi neredeyse. Yani olmasa bile onların gerisinde değil. Ve hani bu maç Fabian Ruiz ve Vitinha'dan hiçbir şey alamadı Paris Saint-Germain belki Marquinhos'tan alabilirdi. Öyle bir durumu da olmadı. Ee, orada da ciddi bir şanssızlıkları var bence. Ya kesin. Ee, özellikle hani dediğin gibi onun yerine oyuna girenin de çıkması ekstra Hı -hı. hale getiriyor. Ama yani yine de düşündüğümde ben bu maçı Paris Saint-Germain stoper hattında kaybetti değil mi? Evet, eksikliktir. Ee, fakat Emre'nin de ifade ettiği o Birebir kuvvet ve atletizm üstünlüğü bilhassa işte demin anlattığım orta alan şeyine dominasyonuna olanak sağladı. Ya yani ikinci yarıda Paris Saint-Germain silindi şeyden oyundan ve gol arayan taraf olarak silindi. Hiçbir şey ortaya koyamadılar ve mesela hani Bayern'in öne geçiren golü de bir kez daha hatırlarsak o da bir stoper şeyinden savunma hattının bir sızıntısından değil yine aslında o güç avantajının işte rahatsız ediciliğin Goretzka'nın Verratti'yi fiziğiyle bozmasının biraz önce konuştuğumuz gibi getirdiği bir gol. O yüzden şanssızlık mıdır? Tabii ki şanssızlıktır. Tabii ki bir e, bozulma yaratır Paris yarattı Paris Saint Germain tarafında fakat yani bu maçı Marquinhos'un sakatlığı Marquinhos'un orada denklemden çıkmasıyla hatırlamayız. Birkaç tane hızlı soru cevap yapacağım. Değerli izleyicilerimizin e, soruları var. E, sevgili arkadaşlarım bana iletiyor. E, sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz ama hızlı hızlı birkaç soruyu sorayım. Okan Bak, e, Emre sana sorayım. Fabian Ruiz ve Vitinyalı orta sahadan bir şey beklemek zaten mucize. Bu kadar hızlı bir Bayern takımına karşı etrafında bir, etrafında bir yılda dönen Ruiz nasıl oynar demiş. E, o çıktı yerine giren genç Zayre Emery de hiç fena oynamadı 20 dakika. Hani çok genç belki ama tercih edilebilir miydi? Çünkü ligde oynadığı maçlarda da çok yetenekli bir oyuncu gerçekten. Ya yani çok katılmıyorum ama katıldığım taraf şöyle var. Ee, mesela Marsilya karşı da bu üç orta sahayla oynadılar. Marsilya da birebir baskıyı çok iyi yapan, fizik kalitesi yüksek bir takım. Tabii ki bir Bayern değil. Ama baskıyı çok iyi yapan bir takım ve bu üçlü orta sahanın bu 3 5 de nasıl bir pres kırıcı olduğunu gördük o maçta. Arka tarafta çok kuvvetliydi ayak kalitesi yönünden. Bu üçlü orta sahada Marsilya'nın presini kırmakta çok yardım etmiştir. Bence bugün bu üçünün sahaya çıkması da bunda faktör. Hem Marsilya maçında o baskıya karşı performansları hem de Bayern'in ilk maçta özellikle ilk yarıda baskıyla Paris'i perişan etmesi biraz bu üçlü orta sahaya aslında mecbur bıraktı Christophe Galtier'i. O pres kırıcılığını kullanmak istedi ama evet yani işte az önce de bahsettim Bayern'in hakikaten orada bir atletizm üstünlüğü ortaya çıktı. Yani Ruiz'de Vitinha'nın ilk 11de olduğu bir takımla bir şey beklemek mucize cümlesine katılmıyorum kesinlikle. Hatta hiç katılmıyorum. Ama bu maç üzerinde fizik kaliteye cevap veremediklerini, ortaya bir direnç koyamadıklarını kabul etmek lazım. Ama sadece bu üçlü ya da Vitinha ve Ruizde ile ilişkilendirmemek lazım bunu. Yani sahanın herhangi bir noktasında bir agresiflik, bir atletizm, bir tempo, bir direnç gördük mü Paris Saint germainde Hemen hemen hiç görmedik. Ya demin dediğim gibi. O zaman gibi, iki indirgememek lazım. Gibi. Demin dediğim gibi yani Lionel Messi ile Kylian Mbappe'nin bu kadar zayıf ya da bu kadar etkisiz kalmalarının ana rolü kendilerinde değil. Top oraya gelmezse ya da bu oyuncuları kaçırmazsan, bu oyuncuları topla buluşturmazsa. Ama ben yine de onların da bireysel olarak... Kötü bir maç oynadığını düşünüyorum. Yani Kesinlikle. mesela Fransa maçı, Arjantin-Fransa finalinde de Mbappe'ye bir şey gelmiyordu, gitmiyordu. Bir anda 70. dakikadan sonra alev aldı tek başına, bir şeyler yaptı. Hani bireysel yıldızlar böyle yerlerde de çıkabilir. Burada da pek çıkamadılar. Onu da Doğru. söylemek lazım. Doğru, yani orası kesin. Silindiler. Yani e, Messi için de bu geçerli, Mbappe için de geçerli. E, tamam. Hani biraz onlara topun gelmesi ve takım halinde işlemeleri gerekiyor. Sonuçta ilk yarıdaki gibi Messi derine geldiğinde sürekli baskılanıyor. Sürekli takip altında oluyor. Ya da işte Mbappé'ye zaten özel önlem alıyorlar. Ama bir şekilde varlığını hissettirirsin. Ya bak kötü olarak da hissettirebilirsin. Top kaybı deneyip yapamama, top ezme bunlarla da deneyebilirsin. Ben Mbappé ve Messi'nin bu anlamda da oyunda çok gözükemediklerini düşünüyorum. İkinci yarıyı şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum. Mbappe'nin çaprazdan e, vurduğu pozisyon var bir tane, bir tane çizgiye inip çevirmeye çalıştığı pozisyon var. Ama oyuna etkisi genel olarak çok zayıf kaldı. Kesin. E, Messi için aynı durum söz konusu ve yani biraz önce söylediğimiz konu Zaire Emery girdi ikinci yarı için onlardan daha fazla gözüktü. Burada bir anormallik var. Cem Cem, e, isim de olabilir, lakap da olabilir. Bu soruyu da sana yönlendireyim Orkun değerli izleyicimizin. Paris Saint Germain bu kadar bütçesine rağmen yedek kulübesine neden yatırım yapmıyor? Bayern'de yedekten Sane, Mane, Cancelo gibi oyuncular girerken Paris Saint Germain'den e, Paris Saint Germain'de Ekitike, Berna, e, Zaire Emery gibi oyuncular geliyor. E, yeni haliyle kaçınılmaz oldu gibi bir yorum var. E, ya tabii Neymar bu maçta sakat ama yani Neymar kulübede olsa bile Bayern Münih'in kulübesinin daha net bir şekilde üstün olduğu kesin. Şimdi şöyle Neymar'ın yanında Kimpembe'yi de koyalım. Hmm. O da sakat. Yani Kimpembe de bugün olsa stoper attığında yer alsa belki belki Danilo Pereira'yı orta alanda oynatacağım. Bu e, Vitinha veya Fabian Ruiz'den biri de yedek kulübesine. Hadi o da bir zenginlik diyelim. İşte e, belli genç yetenekli oyuncular var. Bernat sağlıklı kalabilse iyi bir alternatif diyebilirsin. E, bunları ekleyebilirsin. Fakat genel olarak zaten Paris Saint Germain'in şöyle bir problemi de var. Bu tip takımlarda bu zamanla doğabiliyor. şimdi mesela Bayern Münih ve Paris Saint Germain farklı profilde takımlar aslında. İkisi de A kalite işte Şampiyonlar Ligi'nde direkt kafadan favori gibi gözüken takımlar olsa da farklı kurulmuş takımlar. Paris Saint Germain tamamen Yıldız'ın üzerine ve ön taraftaki süperstarların üzerine kurulan ee, bunu belki biraz abartılı biçimde yapan o yüzden de teknik direktör Galatia'nın hani Neymar olmadığında ya biz aslında <laughs> daha dengeliyiz e, diyebildiği bir takım. Yani <laughs> bunun orada çalışan teknik adamlar da farkında ortaya çıkardığı zorlukların. Ama o süperstar birliklerinin üzerine Paris Saint Germain e, takımlarını kuruyor. Çünkü biraz da zaten yıllardır bildiğimiz gibi hani fut, dengeli bir futbol takımı kurmak kadar onların e, bir şeyleri pazarlama Kendilerini pazarlama, dünyanın en nasıl diyelim cazip futbol takımı olma, bunun üzerinden bir katar reklamı yapma gibi planları var. Yani burada doğru yolu mu izliyorlar, yanlış bir yolu mu izliyorlar başka bir tartışma konusu. Ama bu yolu izliyorlar. Messi, Neymar, Mbappe birlikteliğini, bu üç oyuncuyu bir araya getirmeyi onlar daha çok önemsiyor. Fakat işte bu tip takımlarda da sen ki zaten sağ tarafa hakimi koyuyorsun işte, ee, çok kolay kolay aslında sağlıklı kaldığında yine aralarına ara, ilk 11'e aralarından giremeyeceğin bir stoper attı var. Bu tip takımlara alternatif oyuncuyu kaliteli alternatif oyuncuyu transfer etmek de bence çok kolay değil. Yani birincisi zaten bütçe olarak bütün olanaklarına rağmen zorlanıyorsun. Ee, i̇kincisi de hani oradaki denge unsuru oyuncu kim olacak? İstedikleri oyuncuyu belki bulsalar da ikna edemiyorlar. Kolay bir şey değil çünkü. Ee, ben baktığımda hani Messi'nin, Mbappe'nin, Neymar'ın arkasında yük çeken bir oyuncu olarak oynamaya her oyuncunun o kadar ikna olacağını düşünmüyorum. Belli cazip noktaları olsa da Paris'te yaşamanın, bu kulüpte oynamanın. Ee, o yüzden de bunun o şey kadro genişliğine de bir etkisi oluyor bence. Çünkü... Savunmaya bir transfer yaptılar. Şikrin yaz çok değerli bir oyuncu. Bedava gelecek. Ee, sezon sonu. Ee, Ama mesela o da bir ilk 11 oyuncusu olacak. Şükrü'nün yer geldiğinde de muhtemelen Ramos gidecek. Ramos gidecek ya da yediye düşecek. Şunu sorayım Emre sana. Ee, şimdi üçlü savunma oynuyor Paris Saint-Germain. Ee, dakika 35, Marquinhos sakatlandı. Girdi Mukiele, Mukiele de sakatlandı. Orada tekrar 17 yaşında bir stoper atmak yerine... Dörtte dönse miydi? Yani iki stoperle kalıp, hakimiyle Mendes'i dörtlü dizip, ön tarafa yani çünkü 0-0 bitmiş ilk hmm. yarı senin maçı kazanman lazım. Yani dörtlüye dönünce üçlüden daha hücumcu oluyorsun diye bir ya da üçlüyle çok savunmacısın diye bir durum yok ama 17 yaşında bir stoper artık stoper kalmamış elinde. Ya yani onun yerine ön tarafa bir hamle daha mantıklı olmaz mıydı? Abi olabilirdi yani bu bir tercihtir. Ee, orada gayet de tercihini ters şekilde yaptı. Ama e, o tercihi yapmasında da yani üçlüde devam etmesinde, üçlüde deletmesindeki e, ana faktör de bence ilk maç. İlk hı hı. maç çünkü 4-4-2 oynadı ve yani dörtlü savunmasını perişan etti Bayern Münih. Ee, Bayern o maçın net üçlü oynayan tarafıydı. Mesela bugün de aslında dörtlü gibi gözüküyor Bayern Münih ama bugün de toplu oyunda üçlü oynadılar. Stanisic üçünü toperdi, soldan genişliği Alfonso Davis verdi, sağdan genişliği e, Kingsley Coman verdi. İlk maçta klasik net üçlü savunmada soldan genişliği veren Kingsley Coman'dı, sağdan genişliği veren Cancelo'ydu. Ee, ve merkezde üç oyuncu genişlik veren iki tane kanat ile beraber e, o kompakt dar 4-4-2'ye karşı oyunu sürekli genişlettiler ve sürekli kanat beklerini gördüler. Özellikle ilk yarıda. O genişlik gerçekten Paris Saint-Germain'i çok zorladı. Çok mu üretti Bayern Münih? Üretemedi ama sürekli tehdit ettiler. Ve rahatsız ettiler bence Paris Saint-Germain'i. Paris'in üçlüye dönmesinde bir faktör bence ilk maç. Ama sadece ilk maçta değil. Yani zaten son iki maçı bu şekilde oynadılar. Marseille maçını bu şekilde çok net bir şekilde kazandılar. Sonrasında Nantes'a karşı işte dört gollü bir galibiyet geldi. Yani süreçte Üçlü savunmayla iyi gidiyordu. Ee, bir de ilk maç o 4-4-2'ye dar kalan 4-4-2'ye karşı Bayern'in üçlü savunmasıyla elde ettiği genişlik ve verdiği zararlar e, zannediyorum bunu da deretmesinde katkı yaptı Galatasaray'ın. Doğru mu oldu? Ee, yani ortaya çıkan oyun senin söylediğin şeyi yapsaydı acaba bir şeyler değişir miydi? Sorusunu çok doğal bir şekilde getiriyor. Ama zaten işte tercihler böyledir. Yani Birini tercih ederken diğerinden vazgeçersin. Belki de daha kötü olacaktı. Belki Anladım. daha kötü olacaktı ama daha iyi olma ihtimali de hiç az değil. O Anladım. yüzden yani bu soruyu sormak e, anormal gelmiyor bana da. Bir de hakimiyle Nuno Mendes'in e, atak şeylerini geri çekmek istemiyor. Hmm. Yani orada o, o tehdidi Aynen. biraz olsun geri çekmek Özellikle ya da arkasındaki alanı daha boş bırakmak istemiyor. Onu da anlayabiliyorum. Hmm. E, herhalde maçın kırılma anı Matai deliktin çizgiden çıkardığı top oldu. Çünkü Paris Saint-Germain evet. pek de bir şey üretemiyorken ki Bayern de çok üretmiyordu. Yani dengede ve pozisyonsuz giden bir maçta ee, Jan Sommer'in bir an kendini Manuel Neuer zannetmesi formadan herhalde <gülüyor> <gülüyor> Topla biraz fazla aşırı neşir olayım derken Eğer orada Vitinha topu gönderse Paris Saint Germain için şöyle bir şey olacaktı Yani Paris Saint Germain ikinci yarı %55 topla oynadı hı hı. Ee, Muhtemelen bu çok daha aşağılarda olacaktı Bayern Tabii. her ne kadar tur ortada olsa da yani skor dezavantajına düşmüş olmayacaktı Bayern Münih Ama iç sahada oynuyor yenik duruma düşmüş İçgüdüsel olarak topu daha çok almak isteyecek. Daha çok üste gidecek. Ve Messi ile Mbappé'ye de e, gün doğacaktı. Yani Matthijs Delik o topu çizgiden çıkardığında hem takımı 1-0 geriye düşmekten e, alıkoydu ama belki daha bile fazlasını. Yani çünkü e, demin dedi ya Emre yani Nagelsmann bir plan çizdi ve o plan oyuncular tarafından tıkır tıkır da uygulandı diye o planın ortasına bir bomba düşecekti. Tabii. Sen ne başlayalım? E, çok doğru yani aslında yani yayının başında ya da yayına katıldıktan sonra söylediğim şeyler L paralel e, senin e, açtığın bu konu. E, şeyi değiştirecekti. Bayern topa daha fazla oynayacaktı. İç sahada e, geriye düştükten sonra skor bulmak için daha fazla üzerine gidecekti. Ve Mbappé'ye alanlar e, vermeye başlayacaktı. Bu maçta mesela yani ilk yarıda vermediği alanları vermeye başlayacaktı. Ve ondan sonra ikinci golü bulabilirdi Paris Saint-Germain. Ya da ikinci golü bulabilecek çok daha büyük tehlikeleri beraberine getirebilirdi. E, o yüzden topa çok sahip olmamak gerçekten çok kritikti. Hakikaten oyun bir süredir topa sahip olmakla olmamak arasında gidiyor. Olmak mı istiyorsun yoksa olmadan mı oynamaya çalışıyorsun? Olmak istersen zaten set oyunu oynamaya çalışman gerekiyor. Yani genişliği kim verecek, yüksekliği kim verecek, hatta arasında kim oynayacak? O başka bir tercih. E, Toplusu oyunda da kazanıp, kontraya çıkma. Nerede baskıyı kuracaksın? Üçüncü bölgede mi başlayacaksın? İkinci bölgede orta blokta mı yoksa daha derinde mi bekleyeceksin? Yani iki oyun farklı şeyleri beraberinde getiriyor. Şimdi buradan şu soruyu sorabilir insanlar. Yani sürekli aynı şeyi vurgu yapıyorsun. Peki ilk maç neden Bayern Münih topla daha fazla oynayan tarafta? İlk maç neden Paris deplasmanında oyunu domine ettiler? İlk yarım saatte ilk yarıda 160'ı neden buldu Bayern Münih? O maç şey Mbappe ilk 11'de değildi. E, Mbappe ilk 11'de olsaydı o maçın ana planında öyle olmayabilirdi. Yüksekliği veren oyuncu Neymar'dı ve Neymar artık... Neymar'da da patlayıcılık eski durumda değil. O maçta da sürekli en uçta kontraya çıkmaya çalıştı ama çok daha iyi savunan, çok daha rahat savunan bir takımdı. Yani Mbappe'ye verdiğiniz geniş alanları savunmakla Neymar'a verdiğiniz geniş alanları savunmak arasında dağlar kadar fark var. Ve ilk yarıda... E, düzeltiyorum. İlk maçta Bayern'in o kadar yüksek basmasında, o kadar stoperlerin kalecinin ağzına kadar basmasında en üstteki oyuncunun Neym Mbappe değil de Neymar olmaması da bir faktördü bence. Dolayısıyla o maçın ana planı da çok doğruydu. Nergelsman yani bence mükemmel bir 80 dakika oynadı. Ee, bu da... ...sonuna kadar gitme ihtimallerinin e, çok zayıf olmadığını Şimdi gösteriyor. Şimdi oraya geleceğim. Ee, ama bir soru var Paris Saint-Germain'le alakalı, onu Orkun'a soracağım. Sonra Şu anda dört tane çeyrek finalistimiz var. Ee, en büyük aday içlerinde Bayern Münih. Yani Tottenham elendi az önce, Milan. Çeyrek finalistlerden biri. Diğeri Benfica, kırık dökük giden Chelsea evet. ve Bayern Münih. Yani şu dörtlü içerisinde Bayern Münih evet. diğer üçünün toplamı gibi duruyor. Yani tabii Chelsea ne olursa olsun iyi bir kadro. Ve buraları çok oynamış bir takım. Finaller, şampiyonluklar. Ama... ya Form artı kal kadro kalitesi... Evet ama oldukça sıkıntılı Bayern bir dönemden yani. geçtikleri kesin. Benfica mükemmel bir takım. Bu sene yanıyor, yakıyor dokunduğu yeri. Ama nereye kadar götürebilir ve e, Milan'da evet yani iyi bir kadro zaten Serie A şampiyonu ama onlar da geçen senenin biraz gerisindeler. Bunların arasında Bayern Münih e, şu anda önde duruyor. Tabii diğer taraftan Manchester City'ler, Real Madrid'ler gelebilir. O zaman iş <laughs> değişebilir. E, ben Bayern'i soracağım ama e, soru şu. E, hemen arkadaşlar iletmişti. Kubilay kaba kulak oldu. Paris Saint Germain'de yıllardır süren çok net bir aidiyet sorunu var ve bu hiçbir şekilde düzelmiyor. Kadro kalitesi ne olursa olsun bu sorun aşılmadığı sürece düze bir noktaya gideceklerini düşünmüyorum. Hiçbir kadroda aidiyet oluşturamadı bu takım. Neden? Önce katılıyor musun? Tabii böyle bir şey yok da diyebilirsin. Ya aidiyet mi o e, denge mi? Birinci sıraya hangisini koymamız gerekiyor ya da nasıl adlandırmamız gerekiyor emin değilim. Yani... Burada oyuncu aidiyetinden ziyade gerçekten şey, saçma bir takım var bence. Bunu yıllardır söylüyoruz biz. Bu Messi gelmeden önce de zaten e, dengesi gayet bozuk bir takımdı. Messi geldikten sonra biraz daha tuhaf bir hal aldı. E, ben, aidiyet problemi de olabilir. Yani bunu özellikle o süperstarların ortaya koyduğu çaba, işler kötü giderken belki yeterince ortaya çıkmamaları ya da e, mesela topsuz oyuna katkı sağlamamaları gibi şeyler üzerinden okuyup adlandırabiliriz tamam ona da katılırım ama bence daha ziyade bu kadronun zaten bir araya getirilmesindeki plan problemli biraz önce bahsettiğim gibi yani burada futboldan ziyade başka şeyler önde tutuluyor İşte eski Real Madrid ee, pazarlama planı gibi hatta bunun iyice sivriltileni ee, önde şey hayata geçirilmeye çalışılıyor. Hı -hı. Ama futbol sahasında da bu kadar dengesiz bir şey bu beraberinde getiriyor gibi geliyor. Yani şimdi Galtier günah keçisi olacak. Pochettino öyleydi. Pochettino da Paris Saint-Germain'de böyle kötü bir teknik direktör gibi gözükmüştü. Tuchel bile yani çok iyi davranmadılar ha. ki genel Tuhel'le de iyi davranılmadı. bundan sonra gelecek teknik direktör hiçbir yerde iyi davranılmıyor Bundan sonra gelecek teknik direktör için de aynı şeyler söz konusu olacak. İşte biz Zidane adı geçiyor. Arada bir Jose Mourinho adı geçiyor. Bilmiyorum. Paris Saint-Germain biraz e, enteresan bir yapı. Bayern Münih'e biraz e, paye verelim e, ve Bayern Münih konuşalım biraz. Ş i̇lk önce şunu söylemek lazım. Hakikaten çok ilginç bir sezon ee, başlangıcı başlangıç yaptı Bayern Münih. Ee, beklentilerin epey yani iki, ilk ilk 2 maçta işte Lewandowski gitti. Hı -hı. 13 gol falan attılar. Yanlış hatırlıyor ya. da ilk üç maçta 17 gol falan attılar. 6 5 5 falan. Herkes dedi ki ya işte kim ne yapsın Lewandowski burada çatır çatır işleyen bir sistem var. İşte Mane geldi, O geldi falan. Sonra 4 hafta falan maç kazanamadılar ki Bayern Münih'in 25 sene önce mi ne vardı öyle bir seri satılıyorum konuşmuştuk bunları Atif Bey'de ya da 2000'lerin başında vardı. Ve bir anda takım liderlikten düştü işte Union Berlin, Borussia Dortmund falan ve hala da zaten rahat bir şampiyonu gelişi götürmüyor. Normalde Bundesliga'da Mart ayındayız şu anda Bayern Münih şampiyonunu ya ilan etmek üzere olur ya işte bir iki haftası olur 17-18 puan önde olurdu. Şu an kafa kafayalar Dortmund'la. Ee, ama ne olursa olsun özellikle ben son bir ayda biraz işte hem Paris Saint-Germain maçları hem ligde bir iki maç e, izliyorum. E, Bayern Münih'i ondan önce çok fazla izleme şansım olmuyordu. İkna eden, ikna, ya bu takım şampiyon da olur, bu takım Şampiyonlar Ligi'nde de gider denilen bir hale getirmeyi başardı bence Nagelsmann takımı. E, nasıl değerlendireceksin Bayern Münih'teki gelişmeyi? Üf, ya evet. Şimdi ortada bir başarı var. Bu 180 dakikayı mükemmel oynadı Bayern Münih. Ama ben hala Bayern Münih'e baktığım zaman bu maçlar üzerinde de bunu söyleyebilirim. Ligde de izlediğim zamanlarda genelde izlemeye çalışıyorum Nagelsmann'ı. Yani hangi takımdaysa Nagelsmann'ın maçlarını izlemeye çalışıyorum. Son yıllarda gördüğüm en kuvvetli Bayern Münih'lerden biri değil. Bunu maçta da söyledim, yayında da söyledim. O nedenle yani değerlendirmek çok kolay değil. Bu turu mükemmel oynadılar. Son 8'de eğer kötü bir kura gelmezse yarı final içinde ciddi bir aday olacaklar. Dolayısıyla finalin de önemli adaylarından biri. Sen de söyledin. Ee, ama yani işlerin gülük gülistanlık gittiği bir takım demek de mümkün değil. Fakat işte ne olursa olsun ee, Bayern Münih işte Alman takımlarında zaten bunu görüyoruz. E, genel itibariyle fizik kaliteyle, teknik kaliteyi e, üst seviyede, elit seviyede iyi bir araya getiriyor. Bayern Münih takımları son yıllarda bunu yaptı. Bu kadro da biraz öyle. E, çok fazla büyük oyuncu barındırmıyor bu kadro. E, fakat çok fazla hem yetenekli hem de fizik kalitesi çok yukarıda oyuncu barındırıyor. Ki yani bugünün futbolunda geçer akça. bu ikisini bir araya getirebilmek. Pep Guardiola'nın başarısızlıklarında ya da işte şampiyonlar ligindeki bazı başarısızlıklarında mesela teknik kalitenin çok yukarıdayken fizik kalitenin o kadar yüksek olmaması ve bazı maçlarda bazı eşleşmelerde rakibin fizik kalitesine cevap verememesi eee Dediğim gibi bazı şampiyonlar ligi sezonlarında onu etkileyen faktörlerden biriydi mesela. Bayern Münih genelde bunu yaşamıyor. Alman takımları ya da bunları yaşamıyor genellikle. Mesela Tuval'e kaybettiği final. Yani Chelsea'nin fiziğine orada cevap veremedi. Hatta biraz da Guardiola'nın tercihleri yüzünden. Yani Rodri'yi de yedek kulübesine bıraktı. 3 tane küçük oyuncu başladı orta sahada vesaire. Her alanda yani bugün Bayern Münih'in Paris Saint Germain'e karşı kurduğu, her pozunu kurduğu üstünlüğün benzerini Chelsea, City'ye karşı kurmuştu mesela. Onu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Öyle bir takım Bayern Münih. Ee, çok, ben hala gelecek vadeden bir teknik adamları olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir teknik adam. Ee, elit seviyede çok iyi işler başarmaya aday bir hocaları var. Ee, ama yani çeyrek finalde elenebilirler. Ki yani aslında bu turda biraz öyle. Şimdi Galatia elendi, çok büyük baskı altında kalacak. Ama şimdi abi son 16'da Bayern ile Paris Saint Germain eşleştiği anda... Ya yani teknik adam bitecek abi bir teknik i̇şte adam Real Madrid, Madrid Liverpool giriyor. için Aynı de aynısı, şey aynısı. Ya Ancelotti ya Klopp yani biri Z gidecek. Zaten bu nedenle yani hem Real hem eğer City Leipzig geçerse ki muhtemelen geçer. Hem de bu maçtan çıkan Bayern Mini, o yüzden daha da büyük favori haline geliyor. Çünkü iki tane çok büyük favori son anlatıda gitmiş oldu ve işte Milan'ın, Benfica'nın, işte başka takımların son 8 gördüğü bir Şampiyonlar Ligi sezonu ortaya çıkmış durumda. Bu da Bayern'in Sona kadar gitme ihtimalini arttırıyor. Ee, genel durumlarından ziyade ben yine bu maçı ya da, ya da bu tur özelinde bu iki maçı Nagasman'ın ve takımın mükemmel oynamasının e, bu şampiyonlar liginde final oynarlar mı, bu şampiyonlar liginde bu sezon kazanabilirler mi e, sorusuna olumlu cevap verme yönünden bir referans olabileceğini düşünüyorum. Bu arada bu maçla alakası yok. Bu maçtan bağımsız ama ee, sonuçta Şampiyonlar Ligi konuşuyoruz. Ben hiçbir takımın çeyrek finalde ya Benfica gelsin. Ben de Benfica ne de olsa diyemez. diyeceğini düşünmüyorum. Yani e Bayern ya. Münih'te işte Real mi olur, kim olur? Ya yani gerçekten acayip bir sezon oynuyorlar. Yani Roger Schmidt yönetiminde e... bir de Enzo gitti hala yani. Aynen. Tüm oyuncuları aşırı formda. Portekiz ligini zaten salladılar. Portekiz ligini sallanmayı da geçtim. Şampiyonlar Ligi'ni de salladılar. Yani şu ana kadar e, makine gibi gidiyorlar. E, tabii ki atıyorum kafadan bir Bayern Münih Benfica, bir Manchester City Benfica eşleşmesi. Bu tip eşleşmelerde e, favori Bayern, Manchester City gibi takımlar olacaktır ama yani ne Nagelsmann, ne Pep Guardiola, Real geçerse ne Ancelotti oh Benfica geldi şeyini yapmaz. Yani Yok Geçtiğimiz abi. senelerde yapılabilirdi bu. Bu Benfica öyle bir takım değil. Ya yani %100 hani bu adamların kafasında kafasından hani dönüyoru şey yapamayız, ön... söyleyemeyiz belki ama ben teknik adam olsam ya da onların gözünden bakmaya çalıştığımda daha şöhretli takım ama daha işte daha şöhretli ama daha formsuz takım kombinasyonunu Benfica gibi çok istim üzerinde kendi liginde ve şampiyonlar liginde bütün oynadığı kulvarlarda istim üzerinde dikkat çeken hem sonuçlarla hem oynadığı futbolla dikkat çeken takımı tercih eder. Şimdi biraz şey sorularım olacak. Ondan sonra da, da. E biraz böyle dedikodu kazanı ya da tahmin. Bir, Orkun sana sorayım bunu. Dün çünkü Emre ile 65 Bey sokakta zaten konuşmuştuk. Cancelo 3 maç üst üste ilk 11 başlayamamıştı. Bugün 4 Hı -hı. oldu bu. Her 86'da girdi, 89'da gol attırdı. O da ayrı konu. İkinci e ikinci golde asisti yaptı ama bugün e, yani dün işte Emre Atip Bey'in Atıf Bey de söylemiştim. Eee mutlu olmadığına, burada da formayı kaybettiğine dair e, söylentiler gezmeye başladı basında diyor. Bugün de Bayern Münih'in e, opsiyon kullanmayacağına dair Hayır. haberler hem Alman basınından hem İngiltere'den e, gelmeye başladı. E, sezon sonu City'ye dönecek gibi gözüküyor. E, Nagelsmann uzun vadeli düşünmüyor gibi kanseloyu. E, bugün de Stanisic'de Formayı aldı ondan ve e, dördüncü maç üst üste kancelola yedekti. Ya şimdi bu, önce bunu söyleyeyim. Bugünü şimdi e, şöyle tutmak lazım. Bugün Stanisic'in oynaması tamamen Mbappe ile alakalı Hı -hı. diye düşünmek gerekiyor. Çok da doğal. Hani Pavar kart görmüştü. E, Emre'nin söylediği gibi zaten Stanisic normal bir sabit gibi oynamadı. Bir sağ stoper olarak oradaki tehdide karşı aman orada birini tutalım düşüncesiyle oynatıldı. Çok da normal. Hani orada Koma'nın arkasında bir de Cancelo'yu oynatayım da soldan da Davies'i çıkarayım demedi. Demek istememiz son derece doğal e, Bir de atak yönü, olan. savunma yönünden daha iyi bir beke çok ihtiyacı yoktu bu maçta. Tabii tabii yani başka bir senaryoda daha böyle gol arayan bir halde belki Joao Cancelo'ya ihtiyacı olacaktı. Buradaki senaryo öyle değil ve karşında Mbappe tehdidi var. Direkt olarak onu durdurmaya, onun karşısında biraz daha savunma kimliği öne çıkan bir oyuncu bulundurmayı öncelik haline getirmek gayet doğal teknik adam şeyi. Ha, genel Cancelo'nun oradaki ee, bir Cancelo'nun Bayern'de ne kadar mutlu olduğunu, iki Nagelsmann'ın Cancelo'ya bakışını tam olarak bilemiyorum. Yani biraz daha belki zaman tanımak gerekiyor. Hala yeni sayılır. Ama en kötü e, ihtimalle şu olabilir. Bayern de vazgeçti. O kadar e, opsiyonu kullanıp Cancelo ile devam edeceği kadar etkilenmedi diyelim. E, Guardiola kazanan olacak. Hı hı. Ya çünkü şimdi şöyle bir şey var, Joao Cancelo'dan Guardiola ben artık bu adamı istemiyorum diye vazgeçmedi. Aynen. En, en azından şöyle, ben bu adamın futbolculuğunu artık beğenmiyorum, benim e, futbol sahasında istediklerimi karşılamıyor şeklinde vazgeçmedi. Yarattığı huzursuzluk üzerine o noktaya gelindi. Yani burnu sürtülüyse oyuncunun, eğer terbiye ediliyorsa bu sürecin sonunda pekala e, Guardiola tekrar ona kucak açabilir. Ya da Aynen. yoksa zaten şey, bir sınıf düşmesi gerekecek. Yani City üzeri Bayern yapamıyorsan o zaman tekrar kendini ispat etmek için başka bir yola gitmen gerekecek. Peki Emre sana da ekleyebilir bir şey? Ben, ben Kanserlion'un Bayern Münih üzerinde en büyük şanssızlığının Alfonso Davies olduğunu düşünüyorum. Dörtlü ee, oynarken de, üçlü oynarken de Alfonso Davies'in ilk 11de olduğu denklem ki Alfonso düzenli ilk 11 oynuyor. Hı hı. Yani inanılmaz bir oyun çünkü. Ee, mesela üçlü oynarken abi... Eğer bir kanattaki soldaki oyuncu Alfonso Davies ise sağda hücumcu bir oyuncu kullanmak istiyor Nagelsmann. Oyuna bakışı böyle. Geçtiğimiz sezon üçlü savunma kullanırken bir kenarda Kinzi Koman, bir kenarda Gnabry, bir kenarda Leroy bir kenarda Kinzi Koman kullandı. Bu iki tane hücumcu kanat oynadığı denklemler vardı. Bir kenar Alfonso Davisken mutlaka bir kenarın Koman, Gnabry ya da işte benzer bir oyuncu olmasını istiyor. Dolayısıyla kanser yer kalmıyor. Dörtlü savunma oynarken daha da e, net bir şekilde. O zaman da dengeleyici istiyor. Çünkü Alfonso sol bekken abi dörtlü savunmada oyun soldan Alfonso üzerinden genişliyor. Abi o zaman sağ bekin dengeleyici olması o kadar gitmemesi Evet yani Pavar gibi, Stanisic gibi, üçüncü soper gibi olan ve oyunu yine ön tarafta sağ önden genişleten bir denklem istiyor. Ee, e, böyle, böyle, ziyar kalmıyor abi o zaman. Aynen. Ee, ne, ne, olabilir? Sadece içeri attığı yani sahte bek gibi kullandığı denklemler olabilir ki zaten şey dedin Ayasman. Bundan yani birkaç hafta önce e, çok iyi bir joker dedi. Mükemmel bir joker dedi. Yani solda da kullanabiliriz. Sağda da kullanabiliriz. Merkezde de kullanabiliriz dedi. Ama Alfonso Davies'in ilk 11'de olduğu denklemde bence ikisinde oynayamıyor. Yani kenarlarda oynayamıyor. Ya da oynama ihtimali azalıyor. O zaman sadece içeride kullanabileceği maçlar ön plana çıkabilir ki içeride de abi şey Kimmich, e Goreska gibi çok acayip oyunculara sahipler. Hatta bazen merkezde 3-5-2'de savunma önünde Kimmich, 28 8 Musial'a Leroy olarak kullandığı maçlar var. Orada da yani çok fazla rekabet var. Bu biraz kısa vadede etkiledi gibi Kanselo'yu. Değerli izleyicilerimizden Messi ve Mbappe sorusu var Orkun. Şöyle, e, Messi çok uzun zamandır şampiyonlar ligi alamıyor. 2017 miydi? 11. Yok, pardon pardon. 15-15. E, evet e, ve... Paris Saint Germain'deki ikinci senesi yine hayal kırıklığı. Son 16'yı geçemedi Paris Saint Germain'deki bayağı ön tarafı özellikle Dream Team hmm. gibi bir takım. Ee, Barcelona da dön, dönüş yaptığı takdirde bu Paris Saint Germain takımından daha fazla değil mi? Messi'nin de katılımıyla, Xavi ile de zaten her gün gelişen bir şampiyon. Ee, Barcelona takımı var ki bu sene çok büyük ihtimalle La Ligi kazanacak gibi gözüküyorlar. Böyle bir soru var. Ee, bir de Mbappe üzerinde de Mbappe Real Madrid sorulmuş hemen yine. Çünkü Mbappe'de bir türlü şampiyonlar ligi kazanamıyor Paris Saint Germain'de ki sezon başında yaşananlar malum. ikisinde ee, i̇kisini de sorayım sana kısa kısa. Ya Barcelona'ya şu anda mesela dönse e, daha yüksek ihtimalli bir takım olur mu? Bir kere şöyle bir problem var. Ee, Barcelona yeni ekonomik gerçekliğince Messi'nin kontratlarını, bildiğimiz Messi kontratlarını hmm. en azından ciddi bir indirim olmadığı sürece taşıyabilecek, üstlenebilecek durumda değil. Feda diyecek. Feda'dan Mesela. öte Ha Messi feda diyecek. diyecek. Ya, ya bu şey var ya Javier Tebas La Liga'nın hmm. başkanı. Geçen gün yine açıklama yaptı. Görmüşsünüzdür. Şu anki durumda Barcelona'nın yazın yeni oyuncu alamayacağını söylüyor. Yine öyle bir durum. Yine bir kapanma yani transfer tahtasını açamama durumu var Barcelona'nın. Ne kadar bunu esneklik sağlayabilecekler, kimi gönderecekler bilmiyorum. Ama şu ekonomik gerçeklikle birlikte Buna futbol tarafını da futbol realitesini de koyarsak eğer Messi bence lüks kaçıyor Barcelona'ya. Yani Messi'yi oraya koyacağın da kalan her şey bütün taşlar yerinde zaten tıkır tıkır bir Barcelona izlenir ondan sonra da diyemezsin. Çünkü bence bu Barcelona kadrosuna diyelim ki Rafinha yerine Messi koydun. O da çok sağlıklı değil. ortaya çıkacak şey yine hani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu işte City'lerle diğerleriyle baş edebilecek bir takım. Gibi bence gözükmüyor Bayern'lerle. Ee, Mbappe Real'e gelince orada da zaten bir kişisel şey e, tercih söz konusu. Yani gitti diyorduk geçen sene. Burada yine konuşmuştuk. Hani gittiğine kesin gözüyle bakıyorduk. Sonra başka e, faktörler de devreye girdi. Oyuncu da kararından döndü. Bir daha gidebilir mi? Bir daha Real isteyebilir mi? Pekala isteyebilir. Ama artık... O kadar hani e, özel hayat söz konusu oluyor Aynen. ki burada. Yani politik baskı mı geliyor Mbappé'ye? Mbappé ne ölçüde mutlu? E, gerçekten o challenge'ı istiyor mu? Bütün bunları değerlendirmekle de dışarıdan biraz şey kalabiliyor, farazi evet. kalabiliyor. Peki e, sevgili Arda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistlerini ve diğer dört eşleşmeyi atmış. E, Benfica çeyrek finalde, Chelsea çeyrek finalde, Bayern Münih ve Milan çeyrek finalde. Manchester City, Leipzig, Porto, Inter, Real Madrid, Liverpool, Napoli, Frankfurt önümüzdeki haftalarda son 16'dan çeyrek finale gitmek için karşılaşacak takımlar. Burada görüntü ilk bakışta City, Real Madrid ve Napoli'nin büyük ihtimalle çıktı. Hatta Inter, Porto'da da Inter, Inter'de büyük ihtimalle diyebiliriz. Ama yani bence Real Madrid ile Napoli yüzde seksenlerde. Ya yani Napoli Frankfurt'tan sıklet farkı var diye konuşmuştuk reaksiyonda. Hı hı. Real Madrid çok kötü bir dönem geçiriyor. Liverpool daha yeni yedi attı Manu'yu ama ne olursa olsun Real Madrid CL maçı olunca başka bir takım ve 3 gollük bir avantaj. Ee, evet. ne, görüyorsunuz? Buralardan ne olur Şampiyonlar Ligi'nin gidişatı? Yepyeni bir kura çekilecek. O ayrı konu oldu. bilemeyiz ama. Ya yani şöyle bir şey olabilir. Şu hiç uzak ihtimaldi. Inter Napoli Milan son 8'de olabilir. Yani 3 İtalyanla İtalya. Son yıllarda İtalyan futbolunun pek görmediği bir şey. Aynen. Ee, yani ki Inter ve Milan iyi sezon geçirmiyor. Yani hiç hı. sezon geçirmiyorlar. Ama işte bir şekilde eller. Şey. Mesela ben Tottenham için Serie A'da Napoli hariç kimse iyi sezon geçirmiyor. <laughs> Aynen tabii. <laughs> ya ya rahatlıkla şarkı. bunu söyleyebiliriz. Ama oyun böyle bir oyun işte. Hı hı. Yani normal şartlar altında Milan'ın Tottenham'ı eleyememesi lazımdı. Ben hep söyledim yani geçen geçtiğimiz sezon bile söyledim. Geçim sezon sonunda Antonio Conte'nin olduğu bir Tottenham çok acayip şeyler yapabilir diye. Mesela benim söylediğimle çok alakasız bir şey oldu. E, burada elendiler Ama Milan. Ama... son bir aydır pek takımın başında değil. Takımın başında değil. İlk değil. maçta 3 tane orta sahasını kullanamadılar falan. A Avuz soğuk bir orta sahaya çıktılar. Ya bugün de skip oynadı abi bir şey orta sahada. Höbiyer'le beraber skip oynadı. Yani izlemedim maçı da. Ee, çok zayıf bir kadroyla ee, mücadele ettiler. En azından orta saha üzerinde bunu söyleyebiliriz ee, Milan'a karşı ve Milan'a bile diş geçiremedikleri bir denklem ortaya çıktı. 3 ee, İtalyan, iki İngiliz ve işte bir İspanyol, bir Portekiz bir de ne? Neyi kaçırıyorum? Alman. Bir de Alman takımının Bayan olduğu ee, bir son 8 geliyor gibi gözüküyor şu anda ama tabii ki Porto her şey yapabilir. Porto'dan bir şeyler beklenebilir Inter'e karşı. Ee, şöyle de ilginç bir durum var. Orkun bilmiyorum katılacak mısın? Şimdi demin Emre dedi e, yani Bayern Münih tamam iyi güzel hoş başına ne var? Kadro iyi ama böyle öf Bayern manyak bir takım bu adamlar bu kupayı kesin alır diyemiyorsun. Real Madrid demin de söyledim e, yani ben 5-2'nin revanşında bile hala şey hissediyorum. O Real Madrid bana şeyi... Yani büyük ihtimalle eleyecektir. O ayrı konu. Totem falan da yapmıyorum ama hakikaten yani La Liga'da izlediğinizde görüyorsunuz zaten. Son 3 maçında gol atamadı bu takım neredeyse La Liga'da. Hı -hı. Ve e, işte bu ee, Şampiyonlar Ligi'nde de, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16'ları göremeyen Barcelona'dan 10 puan fark edin. Ya da eli, yani eledi diyelim. Ee, hani bu kupanın ha. kalan bölümünün favorisidir. Ha. Ya Real Madrid ismi ki. tabii ki her zaman favorilerden biridir. Ama öyle gümbür gümbür bir Real evet. Madrid yok. Manchester Favorisi City, derken tek favorisi değil. Manchester City belki son yılların oyun olarak en arızalı Manchester Aynen. City'si. Şimdi böyle bir durumda yani bir Deportivo Monaco finali canlandırmıyorum kafamdan. Ee, ama iki tane... Ee, bu takımların daha altında gözüken ama makine gibi top oynayan takım var. Biri zaten çok aşikar bir şekilde Napoli. Öbürü de demin de biraz zikrettiğimiz Benfica. Bu iki takımdan biri en azından ikisinin birden final oynaması yani bir daha bu Napoli Benfica final olması bayağı enteresan bir olay olur ama ne yapabilir Gide gidebilir mi? Sanki yani gidebilirlerse bu sene gidebilirler gibi. Kesin aynı fikirdeyim. değil. Ee, bir önceki burada şampiyonlar lokalinde mi konuşmuştuk ya da reaksiyonda, konuştuk. reaksiyonda konuşmuştuk yani ben bunu Napoli özelinde biraz değerlendirdim onları çok daha fazla bu göz önünde de izliyoruz için. tabii ki. Benfica e, ne kadar iyi sezon geçiriyor olursa olsun Portekiz ligini özellikle uzaktan ve e, sonuçlar şeklinden takip ettiğimiz için biraz daha e, yabancı kalıyor bizim için ama Napoli özelinde ben konuşursam e, Napoli sadece formda değil Napoli mesela İlk Frankfurt maç, maçını düşünelim. Napoli o maçta e, İtalya'da çok sık gösterdiği ya da mesela grupta da Liverpool'a karşı falan da e, ne bileyim o Ajax maçında gösterdiği gibi acayip gümbür gümbür futbol oynayarak değil, gayet akıllı oynayarak, rakibi kısıtlayarak da kazanabildiğini bir kez daha ortaya koydu. Napoli'nin bence e, kadrosundaki işte Kvara gibi, Osimhen gibi yıldızlar ya da bir, o orta alan falan bunlardan... E, daha önemlisi onları daha geçerli bir şey, aday kılan esneklikleri ve çok farklı şeyleri oynayabilmeleri. Yani bu takım sadece ofansif bir takım değil. Sadece geriye çekilip bekleyen bir takım da değil. Bunların karışımını oynayabiliyorlar. Bir eş, iki ayakla eşleşme nasıl bir futbol gerektiriyorsa onu oynayabilecek yapıdalar. Gol aradığında zaten yüklendiğinde baskı kurabiliyor. Farklı tipte oyuncuları var, farklı tipte bekleri var, farklı tipte kanat oyuncuları var. Çok çok iyi bir santriforu var. Harika bir orta alan üçlüsü var. Birbirini çok iyi tamamlayan ve gerçekten bugünün oyunda çok geçerli olan. Bunların hepsini yan yana getirmiş. Bence herkes kadar da ya da kimsenin öyle çok altında kalmayacak kadar diyeyim Herkes kadar demeyeyim. Aday olabilecek bir takım şampiyonluk için. Dediğim gibi yolda biraz açık gözüküyor. Hiç öyle... Net bir favori kalanlar arasında, diğer takımlar arasında e, yenilmez gözüken bir takım da görmüyoruz. O yüzden peki hala bir ihtimal var. Bu olacağı anlamına gelmiyor. E, ama yol var. Napoli'ye evet. orada bir yol gözüküyor. İstanbul'daki son final 18 sene önceydi Şampiyonlar Ligi açısından. Yoksa sonrasında UEFA oynandı. Milan-Liverpool ikisi de kupada hala. Milan çeyrek finale çıktı. Liverpool'da henüz elenmedi. <gülüyor> <gülüyor> Acaba bir tekrar olur mu? Çok kolay gözükmüyor ama e, iki takımın da uğurlu şehri. Gerçi Milan çok iyi hatırlamıyordur o maçtan sonra bu şehri de. Evet, Sen ne diyeceksin? Peki ben şöyle bir soru sorayım. Şampiyonlar yeni kazanmanın formülü gümbür gümbür bir sezon performansı mı? Yani Real Madrid'in son 9 senede kazandığı 5 şampiyonlar liginden bir tanesi falan herhalde gümbür gümbür kazanıldı. Of. E ee, bak Champions League'de senede 4 sezon Chelsea de çok Chelsea'de. kötü bir sezon geçirirken kazandı. Ee, tabii ki öyle. Tehalde. Liverpool 2018-2019 e, 30, yani. 30 puan gerisi'ne 30 puan gerisine kaldı bir sezon mesela. Aynen. Ee, zaten formülü bu değil ki abi. E 5 yılda 4 şampiyonluk elde etti değil mi Real Madrid? Hı -hı. O 4 şampiyonluk elde ettiği sezonların sadece birinde lig şampiyonu olabildi Real e Madrid. Yani sen onu zaten söyledin işte. E Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın formülü zaten gümür gümür gitmek değil. Ee, o nedenle aslında kötü gitmek yani daha doğrusu işte diyoruz ya Bayern Münih hiç öyle gözükmüyor City şu anda öyle gözükmüyor ee, ya da Real Madrid şu anda öyle gözükmüyor. Bu belki onlar için şampiyonlar gözlerinde daha doğru formudur. Güzel bir noktayı işaret etti. Yavaş yavaş bitireceğiz programı ama Uğur Ozan Sulak yine ne icat ettin? Evet Uğur Ozan Sulak'tan ne gelen şey? son dakika bilgisi. Bundan sonra Emre Özcan'ın e, rotası da izlenecekmiş yayında. Yani bundan sonra Şampiyonlar Ligi maçlarında Emre görevliyken hemen arkasında yayın yaparsak e, bugün yoldan fotoğrafı geldi. E, yolu komple verecekmişiz. Yani mesela Fenerbahçe taraftarın Mesut Özil'in uçağını falan izliyor ya. E, burada Sokrates izleyicisi de Latif yapıyor ya. e, Emre Özcan'ın yolunu izleyebilecek şu anda e, bana gelen e, son dakika bilgisi. E, 5000'e yakın e, izleyicimiz yayının başından beri saat 02 yarın ne iş zor. günü. E, buna rağmen e, bizlerleydi. Öncelikle onlara çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel. Normalde like vurulumu isterdim ama <laughs> e, istemeyeceğim. E, i̇lerleyen yayınlarımız olur. Çok Onu, geç oldu şimdi. Çok geç oldu. Like için. Yarın da hatırlatır mısın şeklinde de kulağıma bir uyarı geliyor. Hatırlatalım. Yarın seviye Fenerbahçe mücadelesi UEFA'da, UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe saat 23'te kritik Sevilla mücadelesine çıkacak. Ee, ilk maça çıkacak ve o mücadelenin bitiminden sonra saat 01'de de Sevilla-Fenerbahçe mücadelesi için e, yine burada özel bir yayın olacak. İlginç bir kadro. Canön Duygu, Mehmet Demirkol ve ben. Evet, böyle bir kadroyla yarın Seviye Fenerbahçe heyecanını yaşayacak. Bu, Ooo bu arada abi sen istemesen de biz like vururuz şeklinde yorumlar görüyorum. Hemen bir 30 saniye like vurulumu dönsün o zaman. Madem siz istiyorsunuz. Ee, güzel bir like vurulumunu başlatalım. Başlatalım. Ee, ben de hadi o zaman ne yapalım? Çünkü insanların like vurabilmesi için bizim bir dakika falan daha sürdürebilmemiz lazım programı. Ben evet. normalde kapatacaktım ama evet. Orkun sen bir şeyler anlat bize bu bir dakika boyunca. <laughs> bu mu şimdi? Artanacan hemen oyuncuları oku. Ah! Çok akıllıca. Bravo. Hangi kardeşim bu? Cihat. Ne o? Abi çok kısa seviye Fenerbahçe yorumu alalım Emre Özcan'dan diyor. Ee, evet. Vallahi Güzel. güzel, çok ama. kısa oldu hakikaten. <laughs> ya güzel bir şimdilik. Like vurulumu başladı değil mi? Bak ben göremiyorum şu Bir 30 saniye kadar like vurulumu bu sırada Emre Özcan evet. Farklı oyun tarzları yani. Birbirine çok zıdık iki oyun e, karşı karşıya gelecek. E, San Paulo'nun ana planıyla, mantalitesiyle, Jorge Jesus'un mantalitesi arasında hakikaten 180 derece fark var. E, ama iki teknik adam da kendi e, futbollarını e, kendi seviyelerinde, kendi özelliklerinde elit seviyeye yakın oynatabiliyorlar. Ee, dolayısıyla bir tarafta teknik kalite daha yukarıda, bir taraf biraz daha fizik kalite takımı. Ee, bu farklı mentalitelerin çarpışmasını izlemek bence keyifli olacak. Bakalım Fenerbahçe Real ama seviye bayağı. Ya. Ya Atletico Madrid maçında falan bayağı Ben o anlamda zar ya. yani hani Atletico Madrid maçı biraz şey oldu. Fener, i̇yice. Fenerbahçe Atletico misiniz? Madrid'den 6 yemek zor iş yani. E, uğraşman yemek. gerekiyor. Ha hakikaten yani Atletico Madrid'den bayağı <laughs> <ama gülüyor> yani. Doğru. Doğru. <laughs> İstesen Atletico Madrid 6 tane atmaz tamam. sana yani. Diego yani, Simone der ki, "Durun lan Dur ne yapıyorsunuz <laughs> <sana>. Geriye çekilin. <laughs> Atletico Madrid'den 6 yiyorsa bir takım hakikaten e, Sevilla'nın ne kadar sıkıntılı bir sezon geçirdiğini gösteriyor. Ben Fener bayağı, bayağı problemli kadro Fenerbahçe'nin turu geçeceğini düşünüyorum o yüzden. Her ne kadar Fenerbahçe de hani şu anda böyle gümbür gümbür mü oynuyor belki değil evet. ama e, Kayseri deplasmanında bazı oyunun bazı bölümlerinde e, seyrettim e, maçı babamla fena görüntü vermemişlerdi. O yüzden ben Fenerbahçe'yi önde görüyorum. Abi Sevilla gümbür yani La Liga'daki alt tarafın düzeyi biraz daha şey olsa gümbür gümbür düşüyordu seviye şu anda. Bu yani, haliyle. Aynen. Ki hala da o tehlikeyi yaşıyorlar. Kehale mi? Ha kehala mı dedin? Ne dedin? La Liga'daki Yok. Ki hala da. Ha ben onu ke ke Engin Kehale'de bizi andı. Afacan. Gerçekten olacak işti. Demek ki artık yayını kapatmak lazım. Aynen. Evet. ki hala adam ben ki hala anladığıma göre. 17. Like, like 17. işte. Like 17. mi? Seviye. Evet. Nerede 17. La Liga'da. Liga'da. Şu anda mı? Hı -hı. Tabii canım. 17. düştüler mi? Düştü düştü. 6 tane. Ya, onun da altındaydı zaten. Hı -hı. Biraz çıkmıştı. 2 hafta işte. önce 12. falan diye 2-3 hafta Hı -hı. önce. Vay vay vay. Abi, abi. La Liga'da 10 tane falan düşme adayı olduğu için. Yarın maçı kimin anlatacağı soruyor. Gökhan anlatacak galiba. Gökhan anlatıyor. Sevgili Gökhan Abdik anlatacak. Ee, Avrupa Ligi'nde şampiyon maç olacak yemişler Ali Ekber Muharremli Zannediyorum maç TV 8.30'da. 8.30. ya da TV 8 olabilir bu arada 8'de Ama, olabilir. Galiba 8 Ama galiba 8.30'da. Ama galiba 8.30. o zaman Orkuncum öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Pıtır pıtır yorumlarını yaptın. Emre sen bir de yoldan geldin. Ee, hem orada yorumladın hem burada yorumladın. İkinizin de ağzına sağlık. Sevim Reaksiyonlar, mi? Avrupa lokalleri bunlar daha bol bol olur. Sokrates ailesinde program bitmez. bitmez Çok teşekkür ediyorum ikinize de tekrardan. Ve sizler değerli izleyicilerimiz bizlere gecenin bu vaktinde acayip bir destek verdiniz. Like vurumunuzu yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Orkun Çolakoğlu, Emre Özcan ve ben Erman Yaşar. Avrupa Lokali'nde sizlerle birlikteydik. Bu yayının e, sizlere ulaşmasında emeği geçen ve bu programa desteklerinden dolayı Adidas'a ve yemek sepetine, yemek sepetine de teşekkürlerimizi iletelim. Biz de artık yavaş yavaş eve gidelim. Hoşçakalın.